Herkese merhaba. Bu videomuzda Tinkercad'de çok kullandığımız, sürekli kullandığımız nesneleri nasıl sık kullanılanlara ekleyeceğimizi ve oluşturduğumuz şekli nasıl kaydedip tekrar kullanabileceğimizi size göstermeye çalışacağım. Öncelikle çok kullandığımız şekiller neler mesela? Burada gördüğümüz şekiller veya sık kullanılanlara eklemek istediğimiz şekillerin üzerine gelip sağ üstteki yıldız simgesine tıklarsak sarı olduğunu görüyoruz. Ve bu yıldız sarıya döndüğü zaman artık bu şekil sık kullanılanlara eklenmiş anlamına geliyor. Şimdi temel şekillerden çıkalım. Bakın burada sık kullanılanlara giriyorum ve kutu, kırmızı kutu burada var. Diyelim bir çalışma yapacağız ve bu çalışmada çok kullanacağımız bazı nesneler var. Sürekli onları menüler arasından arayıp bulmamıza gerek kalmadan sık kullanılanlara ekleyip çalışmamız bitene kadar onları kullanabiliriz. Örneğin çalışmamda nelere ihtiyacım olabilir? Evet, kutulara ihtiyacım olabilir diyelim. Farklı bölümlerde diyelim belki bazı harfleri sayılara kullanmam gerekecek. Onları seçiyorum. Çalışmamda hangi nesneleri kullanacaksam diyelim ki buradaki tabii ben öylesine seçiyorum şimdilik ama diyelim farklı yerlerde farklı menüler altında farklı şekiller kullanmamız gerekiyor diyelim. Ve onları seçiyoruz. Seçtikten sonra sık kullanılanlara girdiğimizde hepsini orada görüyoruz ve çalışmamız boyunca rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Ve şuradaki yıldızları tekrar tıkladığımızda bu şekiller sık kullanılanlardan çıkmış oluyor. Şimdi isterseniz şekil oluşturmadan bahsedelim. Burada bahsetmek istediğim şey yeni bir şekil oluşturmak değil ama oluşturduğumuz bir şekil eğer çok hoşumuza gitmiş olabilir. Başka bir çalışmada belki tekrar tekrar kullanmamız gerekebilir. Dolayısıyla oluşturduğumuz bir şekli şekil oluştur düğmesi sayesinde kaydedip daha sonra kullanabiliriz. Peki burada nereye girmem gerekiyor? Şurada bakın Shapes Collection yazan bölümde şekil oluştur düğmesi var. Ben daha önce oluşturduğum bazı şekilleri buraya kaydetmiştim. Onları tekrar tekrar kullanıyorum. Gelelim biz bu oluşturduğumuz şekli nasıl kaydedeceğiz? Önce şeklimi seçmem gerekiyor. Daha sonra şekil oluştur'a tıklıyorum. Evet, şekil karşıma geldi. İsterseniz buradan tekrar kontrol edebilirsiniz. Şekil üzerine bir değişiklik yapmak isterseniz tekrar yapabilirsiniz. Şeklinizi adlandırın. İç içe kutular olsun mesela. Örnek. Şekliniz hakkında bilgi verin. İsterseniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Etiket bölümüne de aynı ismi yazabilirsiniz. Şekil ayarlarına gelince buradan isterseniz çok renkli özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Veya nesneyi bu şekilde delik hale getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz de parçanın boyutunu kilitleyi yani ölçeklendirme engelleyebilirsiniz. O zaman kullanmak istediğiniz zaman parçayı ölçeklendirme yapamazsınız ama ölçeklendirmeyi yapabilelim. Bu şekil için kilitlemeye gerek yok. Bu şekilde ayarlarımı yapıp şekli kaydet diyorum. Evet, şu anda bu şekil kaydedildi. Bakın şekil oluşturda en üstte iç içe kutuları görüyorum. Bu şekli ne zaman kullanmak istersem herhangi bir zamanda başka bir proje yaparken mesela bunu buradan alıp buraya getirmem yeterli olacak. Tekrar tekrar aynı şekilde hazırlamama gerek kalmayacak. Bu videomuzda bir nesneyi sık kullanılanlara nasıl ekleyeceğimizi ve oluşturduğumuz şekilleri nasıl kaydedeceğimizi size göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.